Millet Müzesi, Aydın ili Didim ilçesi, Balatköy'ü yakınlarında bulunan Millet Antik Kenti içinde yer alır. 1973 yılında hizmete açılmıştır. Müze binası içerisinde Millet, Didim ve Pireyne Antik Kentlerindeki kazılar sonucu ortaya çıkan eserler sergilenmektedir. Millet Müzesi, teşhir alanları, bahçe teşhiri ve kapalı alan teşhiri olmak üzere İki ana bölümden oluşur. Kapalı teşhir alanı müze idari bina içerisinde yer alır. Yaklaşık 600 metrekarelik alanda Millet Antik Kenti, Priene Antik Kenti ve Didim Apollon Tapınağı buluntuları sergilenir. Millet Kent seksiyonunda Minos mutfağı, Minos ve Miken kültürlerine ait seramik kaplar, Afrodit kutsal alanı buluntuları, Helenistik ve Roma dönemine ait Kazartepe mezar buluntuları sergilenmiş. Millet antik kentine ait canlandırma M.Ö. 20 ila 15. yüzyıl Minos dönemi mutfağı, Minos dönemi buluntuları, Zeytin Tepe, Arkaik, Afrodit kutsal alanı buluntuları, Kazartepe mezar buluntuları vardır. Millet antik kentinden Didim Apollon tapınağına giden kutsal yol buluntuları ve Apollon tapınağı adak eşyaları sergi salonunda yer alır. Roma Serapis tapınağı üç nefli bir kutsal mekandan ve açık bir ön holden oluşuyordu. Ön mekanın alınlığı ayağa kaldırılmış durumda olup, üzerinde ışınlardan oluşan çelenkli serapis büstü vardır. Kutsal mekanın giriş duvarı, M.Ö. 7. yüzyılda Bizans duvarına dahil edilerek, öne açık mekan ve kapısı dekoratif bir kent kapısı olarak kullanıldı. Didim kent seksiyonunda Frankfurt ve Sphinxler Didim kazısında ele geçen kaplar ve Apollon tapınağına ait buluntular var. Bir zamanlar ticaret, felsefe, sanat ve mimarinin hayat bulduğu milleti ziyaret ederseniz, bu kentte yaşamış felsefenin babası, Terlesesi, Ayasofya'nın mimari Isidoros'u, Apollon tapınağının mimari Daphinis'i ve eserlerini de hatırlamadan geçmeyin. Anadolu'nun Pompei'si olarak anılan Priene antik kenti özellikle zengin evleri buluntuları Priene bölümündedir. Priene kent seksiyonunda Helenistik dönem küçük buluntuları ve Athena tapınağı mimari parçaları bulunuyor. Apollon kültü Milette Atina'dan gelen göçmenler ile başlar. Burada bir temenos kurarak ona ibadetlerini gerçekleştirdiler. Ayrıca bu kutsal alan Milet'ten Didim'e uzanan kutsal yolun başlangıç noktasıydı. Ticaretin yanında Milet Nisan-Mayıs aylarında Didim Apollon Tapınağı'na gelen ziyaretçilerin kullandığı yolun başlangıcı olması nedeniyle bir dini merkez de olmuştur. İç mekan vitrinlerinde çeşitli dönemlere ait sikkeler, süs eşyaları, cam koku şişeleri, bronz eşyalar ve figürünler, pişmiş toprak eşyalar ve figürünler, Menteşe oğulları Beyliği'ne tarihlenen İlyas Bey Camii buluntuları sergilenen eserler arasındadır. Orta salonda İlyas Bey külliyesine ait kaplar, bronz eserler cam, takı ve sikke seksiyonu yer almaktadır. 1973 yılında hizmete açılan müze binasının zaman içinde statik yapısı bozulmuş, bu durumun cam ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle Ziyarete kapatılmasından sonra yeni müze binasının yapımı yönünde çalışmalar başlatılmış olup 1200 metrekarelik kullanım alanı olan yeni müze binası 2011 yılı mayıs ayında ziyarete açılmıştır. Rivayet edilir ki Günlerden bir gün Zeus fakir bir milletliyle uzun bir tartışmaya tutuşur. İkisi de bir türlü geri adım atmayınca tartışma uzayıp gider. Tanrı olmanın avantajıyla Zeus, bana bak beni daha fazla kızdırma şimdi bir şimşek çakar seni cayır cayır yakarım der. Milletli fakir ise gayet sakin bir şekilde, koca Zeus, bu öfkenle haksız olduğunu nasıl da kanıtladın. Nihayetinde fakirin başına geleni bilen olmasa da milletlerin tanrıyla özdeş bir düşünce yapısına sahip olduğu aşikar. Bundan tam 2600 yıl önce akılcı düşüncenin ve felsefenin temellerinin bu şehirde atılması da tarihin gerçek anlamdaki ilk filozofu kabul edilen Thales'in burada yaşaması da öğrencileriyle, fizikçiler okulu adıyla pozitif bilimin temellerine atmaları da tesadüf değil. Arkaik döneme ait mezar sitelleri ve bitmemiş heykel grubu sergi mekanındadır. Millet Müzesi, teknik, görsel ve bilimsel olarak örnek bir müzedir. Sadece millet değil, Pirene Antik Kenti ve Didim Apollon Tapınağı buluntularının sergilendiği Millet Müzesi açık ve kapalı alanlarıyla hem görsel hem bilimsel açıdan ziyarete değer bir müzedir. Roma İmparatorluğunda iki adet imparatoriçe Faustina bulunmaktadır. Bunlar yaşlı Faustina ve Genç Faustina olarak adlandırılmıştır. Çünkü ikisi de aynı dönemde yaşamış anne kızdır. Genç Faustina Roma İmparatoru Antonius Pius ve yaşlı Faustina'nın en küçük kızıdır. Babası 145 yılında onu sıradaki imparator Marcus Aurelius ile evlendirir. Annesi gibi genç Faustina'nın da hareketli bir hayatı vardır. Hikayelerde hep gladyatör ve denizcilere olan ilgisi anlatılır. Hatta Roma sokaklarında bir sonraki imparator, Komodos'un da bir gladyatörden olma çocuk olduğu söylenirdi. Müze bahçesi ise açık teşhir olup genelde büyük boyutlu mermer eserler, kitabeler, lahitler ve mimari parçalar sergilenmektedir. Bahçe teşhirinde millet şehir sembolü olan aslan heykelleri, yazıtlar, mezar sitelleri, lahitler, mimari elemanlar ve sütun başlıkları sergilenmektedir. Geç Roma dönemi revaklı avlu evi, Dionysos tapınağı ile aynı yapı adasındaki insula ve tapınağın kuzeyinde bulunmaktadır. Evin kuzey odaları yapı adasının insula sınırlarını aşar ve önceden doğu batı arası geçişi sağlayan sokağı işgal eder. Kamusal alanın bu şekilde ihlali millette sık görülen ve izin verilen bir durum olmadığı için Geç Roma dönemi avlu evinin nüfuzlu ve sözü geçen bir kişiye ait olduğu düşünülmektedir. Daha sonraki dönemlerde Geç Roma dönemi evinin kuzey bölümü kısmen kullanılarak ve erken Bizans dönemi yapısı ile bütünleştirilerek piskoposluk sarayı inşa edilmiştir. Geç Roma dönemi evinin kuzey bölümü daha düşük bir seviyede olduğu için ayırt edilebilmektedir. Zemindeki orijinal mozaikler kumla kaplanarak korunmuştur.